Pandemi sürecinin sonunda nihayet bir araya geldik kendi korumuzla, odamızın korusuyla. Ama bugün tabii başka bir anlamı daha var. Hem ilk defa uzun bir aradan sonra bir aradayız. Hem de hem odamızın eski başkanı hem de Türkiye'deki komparatif hareketinin önderlerinden Eda'nın eski başkanı, genç yaşta kaybettiğimiz sevgili Işık abimizin de bugün anısına söylenecek şarkılar. Gündüz onun anma törenindeydik. Şimdi de bütün şarkıları onun adına, onun anısına söyleyeceğiz. Keyifli bir gece olsun istiyoruz. İnşallah bugün burada olanlar, izleyenler keyif alırlar. Orada emeği geçen başta hocamız olmak üzere tüm arkadaşlara da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Evet, Sait Yücel, Tüm Eczan Kooperatifleri Birliği ve İstanbul Eczan Kooperatif Başkanı. Bugün açıkça uzunca bir dönemdir pandemileri yapamadığımız bir etkinliği gerçekleştiriyoruz. Hem kooperatif hareketinin kurucusu öncelerimiz olan Işık Boyacıgil'leri kaybetmemizin 20. yıl dönümü, hem de İzmir'deki meslektaşlarımızın bu akşam bu konudaki emeklerini birlikte dinleyeceğiz. Yani inanıyorum ki güzel bir etkinlik olacak. Hem kooperatif hareketinin kuruluşunu, kaybettiğimiz büyüklerimizi, hem de eczacı arkadaşlarımızın söyleşilerini birlikte dinleyeceğiz. Recep Görmez, Bursa Eczan Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanıyım. Aynı zamanda Tüm Eczan Kooperatifleri Birliği ikinci başkanıyım. 22 yıl öncesinde bugün hayatını kaybeden, yaşadığı tarihsizlik nedeniyle hayatını kaybeden Işık abimizin anması nedeniyle bir aradayız. Kendisi gerek mesleğe, gerekse Eczan Kooperatifliği hareketine anlamlı katkılar koymuş. Çok değerli bir büyüğümüz. Kendisini sevgiyle, minnetle anıyoruz. Umarım hiç kimsenin böylesi tarihsizlikler yaşamadığı bir dönem olur. Hepinize hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar. Bu gecenin anısına, Işık Boyacıgil'ler, rahmetli Işık Boyacıgil'lerin anısına bu gece Türk Sanat Müziği Korosu'nu icra edeceğiz. Sevdiklerimizle, dostlarımızla. Bunu her sene zaten tekrarlıyoruz, yapıyoruz. Seneye de inşallah çok güzel yapmak nasip etsin Allah. Evet, bakın burada hazırlıklar son safhada. Evet, heyecan son safhada. Sizi tanıyalım önce. Nazlı Güler Tepe. Evet. 2 sene oldu. Evet. İlk solomu söyleyeceğim. Erol Sayan'dan Hatıra. Geçsin günler, haftalar, aylar, mevsimler, yıllar. Ben Figen Kenar, eczacıyım. Koroda 4. yılım. Hülya Ensari ben. Türk Eczanesi Koro'ya bayağıdır geliyorum. Arkadaşlarımı, hocamı, dostlarımı çok seviyorum. Çok güzel bir aile olduk. Biz kenetlendik. Çok güzel işler başardık ve yine de devam edeceğiz, başaracağız. Emel Murat, Koro'nun kurulduğu zamandan beri devam etmekteyim. Bugün güller arasında seni bensiz görmüşler eserini seslendireceğim. Koro'nun ilk kuruluş yılından beri devam etmekteyim. Ben Belgin Arkas. Esas görevim benim ziraat mühendisiyim. Eşimle birlikte aynı korada olduğumuz için Lale Devri isimli eseri takdim edeceğiz. Ben eczacı Nuris Adalıoğlu. Dört yıldır bu güzel topluluğun içindeyim. Çok seviyorum. Güzel şeyler yapıyoruz. Evet. Şarkılar söylüyoruz. Çok güzel. Teşekkürler. Ben Gülseren Canatan. Koromuz çok güzel geçiyor. Solum var. Çok memnunum. Arkadaşlarım da çok iyi. Teşekkürler efendim. Lale Tarhan. Koronasınız efendim. Evet, koronadayım. Nasıl geçtiği çalışmalarınız? Çok güzel geçti. Konser hazırız. İnşallah çok güzel bir konser olacak. Merhaba, Müge Erdağ ben. Aralık ayının bu son yağmur gününde tekrar bu kadar pandemi ve hastalıktan sonra tekrar Eczacı Odası konserimizi vereceğiz. Bu akşamı Rahmi İklenor Işık Boyacıgil'ler anısına yapıyoruz. Kooperatif için önde gelen isim gözlemlerimizle. İnşallah güzel bir şey olur. Merhaba İlhan Akaltın, nasılsınız? Sağ olun. Evet. Efendim İlhan abi, nasıl gitti çalışmalar? Çalışmalar güzel gitti her zamanki gibi. Evet, konser de güzel olacak. Valla bundan sonra bu koroya gelen hayatını yaşa. Daha da gençleşir, daha da benim gibi de yani. Şey. Sizin gibi gençleşir. Evet. Benim gibi, evet. Evet. Sizi alalım efendim, buyurun. Tabii. Bakın kim var burada? Evet, Erol Sayhan. Evet. Koroda'nın solom var bugün. Bütün arkadaşlara başarılar diliyorum. İyi bir gece geçmesini istiyorum. Herkese selamlar, iyi akşamlar. Evet, efendim bakın yanında kim var? Evet, pandeminin bu kaos
kaotik ortamında huzurlu, hoş bir vakit geçirmek için bir aradayız. İyi bir gece olacağını düşünüyorum. Koro elemanlarımızla. Teşekkür ederiz. Efendim, bakın kim var yanımızda. Efendim, ben Erdem Aykas. İki yıldır pandemi nedeniyle ara verdik. Çok özlediğimiz müziğe bu akşam yeniden dönüyoruz. Ben de çok güzel bir gece olacağına inanıyorum. Bu yağmurlu günde bizi izlemeye gelenlere de teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Ben Sabri Arslan. 3 yıldır korodayım. Arkadaşlık, dostluk gerçekten koroda koronun en önemli özelliklerinden bir tanesi. Sanıyorum bu bahar devam eder. Evet, şu anda gördüğünüz gibi yakışıklı saz ve koro heyeti bir arada. Evet. Sanatçılarımızla birlikteler. Hatıra bir fotoğraf çekimi var. Hakan Bey gitmiyoruz. Evet, aramızda çok değerli bir Hüseyin abimiz var. Merhabalar efendim. Klavyenin ustası. Estağfurullah. Buyurun. Böyle genç delikanlılarla beraber olmak da çok mutluyuz. Her zaman onlarla beraber olacağız inşallah. Sağlığımız, saatimiz el verdikçe, elimiz saz tuttukça. Çok teşekkürler. Bakın kim var burada? Merhabalar. Merhabalar. Engin Hocam da var. Engin Hocam. Eczacı Reşat Adaloğlu. Pandemide 1,5 sene bir aradan sonra bu sene ilk defa koromuzu tekrar bir araya getirerek bu güzel konseri vermek üzere toplandık. İnşallah güzel bir konser olacak. Gelenlere teşekkür ederim. Sağ olun efendim. En gençimiz burada. Ne derler? Teveccühünüz derler. En genç deyince. Sağ olun. Valla pandeminin bu zor günlerinde özlemişiz. Bir araya geldik ilk defa. İnşallah güzel olacak. Bundan sonra da devam ederiz. Teşekkür ediyorum. Evet, Tüccar Başkanım kulisi ziyarete geldi, moral verdi. Kulisi bayanların kısmına geldik. Erkeklerle biraz önce görüştük. Hepsi çok heyecanlı, çok formdalar. Kızlar da maşallah canavar gibi. İnşallah çok güzel, keyifli bir gece olacak. Hepsine kolaylıklar diliyorum. Onlarla gurur duyuyorum ben. Teşekkürler. İşlerimiz başkanımız için olsun efendim. Haydi kolay gelsin. Merhaba, ben Buse Taş. Koroda ilk yılım. Bir kutu Gonca'ya benzer şarkısı söyleyeceğim. Çok heyecanlıyım. Merhabalar, ben Emine Ağaca. Yaklaşık bir 6 yıldır İzmir Eczacı Odası Korosu'ndayım. Gerçekten güzel bir deneyim. Bence herkesin bunu yaşaması lazım. Özellikle sahnede çalışmalar çok iyi. O yüzden odamıza çok teşekkür ediyoruz. İnşallah güzel bir gece olur. Merhaba Derya Güven'den. Bu senedir İzmir Eczacı Odası Korosu'ndayım. Arkadaşlarımızla çok keyifli zaman geçiriyoruz. İyi geçen herkese teşekkür ederim. Evet, hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Bu akşam Eczacılar Odası'nın konserindeyiz. Eczacılar için çok önemli bir duayenleri var. Eda Hanım'ın kurucusu, ilaç deposu Eda Hanım'ın kurucusu, Işık Boyacıgiller'in ölüm yıldönümü. Onun anısına bir konser hazırladık. Çiçekleri çok sevdiğini biliyoruz, şarkıları çok sevdiğini biliyoruz. Ve çiçekler de şarkılar dedik. Böyle bir konsept hazırladık. 2 yıllık bir pandemi sürecinden sonra da açıkçası bizim için de böyle büyük bir değişiklik oldu gibi gelecek mesleğimiz bu, ama yeni sahneye çıkıyoruz. Bu soğuk kış gününe rağmen ve yılbaşından bir gün önce olmasına rağmen katılım güzel. Ben tüm dostlara teşekkür ediyorum. Bölge yönetimime, başkanımız başta Tüncel Sayılkan Beyefendi olmak üzere tüm ekibine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum ve tabii ki koro arkadaşlarıma, elemanlarıma. Sağ olun. Ya üzüldük ya şahsen hani. Ya iyi günler diyor. Meşhur oldun mu meşhur? Merhabalar efendim. Merhaba. Evet, koronun demleri burada. Evet. ADD burada, ADD. Merhabalar. Gözün. Gecemize hoş geldiniz. Bu akşam aramızda olup da olmak isteyip de olamayan rahmetli Işık Boyacıgiller'in eşi Asuman Boyacıgiller'in mektubunu okuyacağım size. Merhaba. Aranızda olamadım bu gece. İsterdim. Selamlaşmak, kucaklaşmak güzel olurdu.
Işığı 22 yıl önce sonsuzluğa uğurladık. Özlüyorum. Özlüyoruz ışığı. Tabii yalnız onu değil. 70'li yıllardaki çağdaş eczacılık hareketini, bir grup genç eczacının 25-30 yaşlarındaydı çoğu, heyecanla, şevkle, aşkla çağdaş, demokratik, toplumsal bir meslek yapılanması ve halkın çıkarlarıyla meslek çıkarlarını örtüştüren bir politika oluşturma çabasını, örgütlü olmanın gücünü hissetmelerini de özlüyorum, özlüyoruz. Zor günler yaşanıyor dünyada, özellikle ülkemizde. Yoksullaşıyoruz, hukuksuzuz, haksızız, işsiziz, ecelsiz ölüyoruz. Bizler halkla el ele olan sağlıkçılarız. Onların gözlerinin içine bakabiliyoruz. Saygın bir mesleğimiz var, sadece tüccar değiliz. İyi gelmek istiyoruz sorunlara. Çocuklarımızın sağlıkla, neşeyle koşturdukları, hayal kurdukları, hayallerinin peşinden gittikleri bir ülke istiyoruz. Yola çıkmak lazım, iyi olsun diye sorunlar. Hep böyle yapılır insan olmak için. Genç eczacılarımızın hiç yüksünmeden, şevkle, hem mesleğin hem ülkemizin kalkınmasında sorumluluk alacakları örgütlenmelerin içinde yer almalarını, hepimize iyi geleceğini düşünüyorum. Artık elimizde bu mücadelenin, örgütlenmelerin ayak izleri var. Arşivimiz var, eczacı odaları, pek çok meslek odasını özendiren eczacı kooperatifleri, deneyimli ablalar, abiler ve siz gençlerin teknik donanımları. Dünyanın her yerine ulaşabiliyorsunuz altın parmaklarınızla artık. Çok zevk alacaksınız bu yolculuktan, yorulsanız bile. Belki de yoldasınız sevgili gençler. Işık da böyle düşünürdü sanırım. Görüşürsünüz yolda Işık'la, söyledikleriyle, yaptıklarıyla. Siz de özlersiniz sonra ışığı. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Geceye sanatın ışığını yansıtacak koroya başarılar ve sonsuz teşekkürler. Asuman Boyacıgiller. Türk Sanat Müziği Koromuzun sizler için hazırladığı Çiçeklerle Şarkılar gecemizde hep birlikte olacağız. Tuncay Başkanım, konuşmak ister misiniz? Öncelikle bugün burada bizimle olan kooperatiflerimizin değerli başkanlarına ve yönetim kurulu üyelerimize, değerli meslektaşlar ve sevgili konuklara odamızın selamlarıyla başlayalım. Koromuzun çok sevdiğimiz, gurur duyduğumuz koromuzun konserlerine bir ara vermek zorunda kalmıştık. Tabii ki o pandeminin getirdiği sıkıntılar, kısıtlamalar bize bu süreci ne yazık ki böyle yaşamamız gerektiğini öğretmişti. Bugün uzun bir aradan sonra birlikteyiz ve anlamlı bir günde birlikteyiz. Gündüz mezar başına sevgili Işık abiyi andık. Biraz önce Asuman ablanın eşinin mektubunu da okudu Müge. İnanın Işık abi sadece iyi bir insan, iyi bir eczacı olmaktan öte bir takım haksızlıklara karşı duran, bir takım işlerde halk sağlığını ve eczacılığı önceleyen ve bir takım işlerde daha doğru yapılması için mücadele eden bir mücadele insanıydı. Onunla kısa bir sürede olsa tanışma ve birlikte çalışma fırsatını bulmuştum. Allah rahmet eylesin, ışıklarda uyusun ve bugün hem koromuzun burada sergileyecek performansı hem de şarkıların Işık abi için söyleniyor olması müthiş bir keyif. İnşallah her şey hayal ettiğimiz gibi sizlerin de burada bizleri yalnız bırakmadığınız gecenin birlikte güzelleşmesiyle beraber güzel bir gece olacak. Ama Işık abi ile ilgili bir 4 dakikalık videomuz olması lazım. Kumanda masası beni duyuyorsa, tamam, sen göster. Okey, onu bir izleyelim. Thank you.
İzlediğiniz, duyduğunuz müzik ve o müzik beste ve tüm şey yine rahmetli Şükrü abinin hem müzisyen bir tarafı da vardı. Onun için bu gece çok daha anlamlı olacak. Son söz olarak da şunu söyleyeyim. Bugün aramızda olmayan, yaşamını kaybeden ama meslek yaşamı ya da yöneticilik yaşamı boyunca insanlar daha iyi sağlık hizmeti alsın, ücretsiz sağlık hizmeti alsın diye mücadele veren tüm büyüklerimi saygıyla anıyorum. Hepinize keyifli bir akşam dilerim. İstanbul Eczacı Yönetim Kurulu Başkanı ve tüm Eczacı Kooperatifleri Birliği Başkanı Sait Yücel Bey'i davet ediyorum. Evet, herkese iyi akşamlar. Tabii böyle bir 4 dakikalık gösterimin arkasından biraz da bir geçmişe döndük. Işık'la beraber başladık bu sürece. Ben de 1975 mezunuyum. Tabii o dönemde ki süreçte fakülteden mezun olduğumuzda şunu gözlemlemiştik. Fakültede öğrendiğimiz ilacın her alanında eczacı olacak üretimden tüketimine söyleminde bizi sadece bir tüketim alanına sıkıştırmışlar. Diğer alanda ne söz sahibiyiz ne de alanı belirleyen kişilerle ilgilenen noktada bir söz söyleyebiliyoruz. Ve o dönem epey bir tartışmanın sonunda herkesin söz hakkı sahibi olduğu ve gelecekte bağımsız serbest eczane sisteminin en güçlü bir şekilde devam edebileceği bir sistem nasıl olabilir noktasında Eczacı Kooperatifi doğdu. Bugün bizler eczanelerimizde mevcut yapılardan sağlıklı hizmet alabiliyorsak o gün bu işin temellerini atan eczacı arkadaşlarımıza bunu borçluyuz. Işık bunun içinde hakikaten önderlerimizden biriydi. Kaybettiğimiz Neşe Gülersoy bu anlamda İzmir Eczacı Odası'nın ilk seçildiği dönemde bu işe ciddi katkı koyanlardan biriydi. Bursa'da Naci Doğan arkadaşımız vardı, kaybettiğimiz arkadaşlarımızdan. Bu işte çok emek veren insanlar oldu, kaybettiklerimiz oldu, şehit olanlar oldu, hastalıktan gidenler oldu ama bugün geriye dönüp bakıldığında eczacı kooperatiflerimizin geldiği yere baktığımızda hakikaten o gün o tartışmalar ve o gün gecelerce, günlerce tartışmanın sonunda oluşturulan modeller o günden bugüne koyan emeğin hakikaten boş olmadığını gözlemliyoruz. Ve bu konuda o gün bu işe önderlik eden herkese sonsuz teşekkür ediyoruz. Tabii bu teşekkürlerin önemlisi de Işık Boyacıgillere. Ona hakikaten saygıyla bir kere daha anıyoruz. Tabi bu akşam nereden çıktı? Türk Eczacılar Birliği Kongresi'nde pandemi ve Ege bölgesindeki kooperatif hareketinin kesintiye uğraması noktasında Işık Boyacıgiller ve süreçte diğer arkadaşlarımızı da muhakkak anacağız. Biraz onları ihmal ettiğimizi ve onlarla ilgili olarak zaman zaman hatırlamamız gerektiğini bir kere daha gündeme geldi. O gün İşte Bursa Eczacı, İstanbul Eczacı ve İzmir Eczacı Başkanımızla birlikte ışığı kaybettiğimiz 1999 30 Aralık'ından bugüne zaman zaman yapmıştık. Bu 30 Aralık'ı bir şekilde tekrar bir etkinlikle bir arada olalım ve hem ışığı alalım hem de bu arada gene
sazıyla ve sözüyle bu işe emek verenleri de bu işe katarak geceyi taşlandıralım istedik. Bu akşam hem ışığanacağız hem de uzunca bir zamandır bu işe sazıyla sözüyle emek veren arkadaşlarımızı dinleyeceğiz. Diyelim bundan sonra hem kaybettiklerimizi anacağız hem de bundan sonra bu işe emek verenlerle birlikte olacağız. Ben tekrar hem bu işe emek koyanlara hem de bundan sonra bu akşam bizi emekleriyle güzel bir akşam yaşayacak olan Türk Sanat Müziği Koromuza teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşam diliyorum. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz Sahip Bey. Bursa İzakop Başkanı Sayın Recep Görmez'i alabilir miyim? Değerli konuklar, iyi akşamlar. Değerli meslektaşlarım, Eczacı Odamızın değerli başkan ve kurul üyeleri, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 22 yıl öncesinde bugün aramızdan yaşadığı talihsiz hastalık nedeniyle ayrılmış Işık abimizi sevgiyle, saygıyla, minnetle anıyorum. Kendisi gerek mesleğe, gerekse eczacı kooperatifçiliği hareketine çok önemli katkı, değer katmış meslek büyüklerimizden bir tanesi. Vedalar erkendir. Ama bazı vedalar gerçekten çok erkendir. Işık abinin vedası da böyle bir veda. Keşke birlikte şu anı böyle bir anma nedeniyle değil, daha farklı bir nedenle bir arada olabildiğimiz koşullarda yaşayabiliyor olsa idik. En verimli olabileceği, gerek meslek gerekse eczacı kooperatifliği hareketine çok daha büyük, çok daha anlamlı destek ve katkıları koyabileceği koşulları hep birlikte yaşayabiliyor olsa idik. Ben kendisiyle 90'lı yılların sonunda tanışma fırsatı elde etmiş, yaklaşık 9 yıl kadar da gerek sohbetlerinde gerekse kooperatifçilikle alakalı belli meseleleri, sorunları konuşabilmeyi, bu şansı yakalayabilmiş bir bireyin gerçekten vedası erkendi. Koyduğu katkıya bu anlamda tıpkı kendisi gibi diğer katkı koymuş meslektaşlarımız, meslek büyüklerimiz gibi. Keşke bu talihsizlikler yaşanmasaydı diyorum. Bu katkıyı, emeği koymuş tüm meslek büyüklerimize, başta Işık abi olmak kaydıyla, hepsini saygıyla, sevgiyle anıyorum. Dileğim odur ki, özellikle eczacı kooperatifçiliği düzleminde bu emek koymuş meslek büyüklerimizin iradesi, meslektaşlarımızın bütününde yönetme sorumluluğu almışlar da hep devam eder, hatta yukarıya doğru çıkar ve hep birlikte çok daha güzel, çok daha anlamlı sonuçları bu ülke için, bu toplum için inşa etmeyi hep birlikte becerebiliriz. Dileğim budur ve bir başka dileğim daha var, o da şu: sağlıklı ve barış içinde sevginin çoğaldığı bir dünyayı, bir ülkeyi hep birlikte inşa edebilme aklı ve iradesine sahibiz. Bunu da lütfen hep birlikte becerelim. Ve bu ve benzeri talihsizliklerin yaşanmadığı bir 2022, hatta çok tane yıl diliyorum hepimiz adına, ülkemiz adına. Umarım çok daha güzel günlerde hep birlikte oluruz. Bu arada bugün bir araya gelmemize neden olan eczacı odamıza birlikte olmak noktasında zaman ayırıp katılan sizlere ve biraz sonra o güzel çabalarının sonuçları olan mesajlarını bizlere iletecek olan koromuza teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum sana.